Merhaba arkadaşlar, Parma Türkiye geneli 3. deneme sınavı Fen bilimleri 7. sorusundan devam ediyoruz. Öncelikle sorumuzu okumaya başlayalım. Mor çiçek rengi genini M, büyük M Beyaz çiçek genini ise küçük M ile ifade ederiz demiş. Büyük M ile ifade ettiğim şey baskındı. Küçük M ile ifade ettiğim karakter ise çekinikti. Mor çiçek genini o zaman büyük M yazalım beyaz şeklinde de küçük M yapalım. Aklımızda kalsın. Bezelyelerde mor çiçekli olma geni beyaz çiçekli olma genine baskındır demiş. Ama zaten şu yukarıdaki cümle büyük M ve küçük M'yi verdiği için anlaşılabiliyordu. Bu cümle biraz fazlalık olmuş. Bana diyor ki genotip olarak saf dönme melez dönme genotiplerini vermiş saf dönme melez dönme olduğunu ifade etmemi istiyor. Ben biliyorum ki saf olması için ikisi de aynı olması gerekiyor. Yani ya büyük M büyük M ya da küçük M küçük M olması gerekiyor. Melez olması için de birinin büyük birinin de Küçük olması gerekiyor. Şimdi baktığımda biri, biri büyük M bir de küçük M olduğuna göre bu melezdir. İkisi de aynı olduğuna göre burada belirttiğim gibi saftır. Fenotip olarak da dış görünüşten bahsediyor. Yani mor çiçekli mi, beyaz çiçekli mi olduğunu merak ediyoruz burada. Büyük M me, küçük M'den baskın olan kazanacak. Baskın olan büyük M yani mor mor çiçekli yeni olduğu için mor kazandı. Burada ikisi de büyük M olduğuna göre zaten beyaz çiçekli geni yok. Mor çiçekli geni var ikisinde de. O yüzden mor olmak zorunda başka çare yok. Burada iki tane küçük M olduğun için içinde mor büyük M geni yok. İkisi de beyaz çiçekli olma geni olduğu için beyaz olmuş oldu. Yani melez saf saf mor mor beyaz. Hepsi uyuyor A şıkkı diğer şıklara bakmama gerek kalmadı.